Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün YouTube'un en zengin milyoner çocuklarından bahsedeceğiz. Karşımda bayağı bir kanal var, o kanallardan bahsedeceğim size. Çocuk yaşında YouTube'dan milyon dolarlar kazanmış zengin olmuş kişileri göstereceğim. Bunların arasında zaten YouTube'dan önce de milyoner olanlar da var. Burada size göstereceğim kanallardan çoğunu ben daha önceden takip ediyordum zaten. Şimdi en başta MateTB diye bir tane kanalımız var. Şimdi bu çocuğun çok fazla sevmeyen kitlesi var çünkü çocuk rap yapıyor genel olarak ve insanlar rapi beceremediğini düşündüğü için bu çocuktan nefret ediyor. Dur, neyse, devam etmeden önce bir şey diyeceğim. Henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve henüz videoyu beğenmediyseniz de like tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Ve bu tür bilgilendirici videoların daha fazla gelmesi için de like atabilirsiniz. Neyse, devam edelim. Ben bu MateTB Raps'e çok fazla yargılı davranmayacağım çünkü çocukta bir nefretim yok, aksine takdir ediyorum. Bu çocuk 2010'dan beri, yani yaklaşık 7 yıldır YouTube'da ve kendi asıl kanalında 7.5 milyon abonesi ve 3.5 milyar görüntülenmesi var. Ve bunun bir tane de vlog kanalı var. Vlog kanalında da 2 milyon 229 bin abonesi ve 569 milyon izlenmesi var. Yani ikisinin toplamı 4 milyar izlenme ve 10 milyon abone gibi bir şey yapıyor. Ve sadece izlenmesiyle YouTube'dan kazandığı para 4 milyon dolardan daha yüksek bir rakam. Sadece izlenmeden bahsediyorum şu anda. Sadece YouTube'daki reklam gösteriminden kazandığı para minimum olacak şekilde 4 milyar dolar. Bu da en düşüğü. Şimdi de bu çocuğun bir de iTunes'ta sattığı şarkıları ve sponsorluklarını düşünün. YouTube'dan kazandığı para bu sponsorluk ve iTunes'tan sattığı şarkılardan kazandığı paranın yanında şaka gibi duruyordur bence. Ve bu çocuk bu rakamları 13 yaşında kazandı. İnanabiliyor musunuz? 13 yaşında. Zaten bu arada bu çocuk zengin bir ailenin çocuğuydu ve hani o filmlerde gördüğünüz gibi evlerde kalıyorlardı. Bu golf sahasına yakın olan evlerde, böyle sosyetik ailelerin çocuğuydu bu. Yani bu çocuk zaten zengindi. Bu yüzden biraz daha nefret ediliyor bu çocuktan. Hani ailesinin zenginliği sayesinde buraya geldiği düşünülüyor çocuğun ama bunun gibi bir şey fazlasıyla yok. Hani yine de ailesinin zenginliğini ve parasını kullanarak biraz kendini ön plana koydu ve geri kalanı ama yeteneğinden dolayı. Şimdi bu çocuğun en çok izlenmiş videosu olan Call Me Maybe diye şarkısı var. 166 milyon dinlenmiş. 4 yıl önce atmış. Şimdi bu videoyu izleyeceğiz sizle beraber. Siz karar verin biraz da. Az önce bir tane İngilizce tekerleme yaptım lan. This kid is the rich kid. Which kid is the rich kid? Şimdi ooo, çok iyi oldu lan, ben öldürdüm vallahi. Which kid is the rich kid? This kid is the rich kid. Söyleyemiyorum, kendi yaptığım tekerleğime söyleyemiyorum. Videosunu izleyelim MateTB'nin. Cringe challenge, yemin ederim cringe challenge. Ve bu çocuğun bir de vlog kanalı var. Vlog kanalından da size bir videosunu açmak istiyorum. Bu videoda da 2 dolarlık pizza versus 30 dolarlık pizza yapmışlar. Hem 2 dolarlık pizza bir de 30 dolarlık pizza yiyorlar. Madison Hesk diye bir tane kızla. Bakalım bu videoya da. Ama internetim yavaş. Bildiğin işte pizzayı yiyorlar, karar veriyorlar 2 dolarlık pizzanın lezzetine, 30 dolarlık pizzanın lezzetine. İşte vlog kanalında zamanında günlük vloglar yapıyordu, şimdi böyle challenge tarzı videolar yapmaya başladı. Kendi hakkında videolar yapmaya başladı. Bayağı da büyümüş. Yaşı kaç acaba lan? Dur, merak ettim. Ha siktir. O cidden 13 yaşındaymış lan. Ben YouTube'a başladı, tarih 13 falan sanırım. 2003'lüymüş çocuk. Şimdi karşımızda Jacob Sartorius diye bir tane de çocuk var. Bu çocuktan hani birçok sebepten dolayı insanlar nefret ediyor. Ve bu çocuk aslında YouTube'dan dolayı ünlü olmadı. Vine'dan dolayı ünlü oldu. Ve Vine kapatıldıktan sonra para kazanmaya devam edebilmek için YouTube'a giriş yapan, hani isteyerek değil, sırf bu işini, popülaritesini devam ettirmek için YouTube'a giriş yapan diğer Vine'cılardan bir tanesi YouTube'a. Zaten Kingback olsun, bu Amanda Cerny olsun, birçok Vine'cı YouTube'a girdi devam etmek için işlerine. Ve şu anda 2 milyon abonesi ve 130 milyona yakın bir izlenmesi var. Bayağı iyi rakam bunlar. Gerçekten iyi abonesi var ama izlenmesine göre abonesi az kalıyor bence. Hani fazla oluyor, pardon, özür dilerim, fazla oluyor. Hani 2 milyon aboneye 130 milyon izlenme çok az bence. Hani bu çocuğun normalde çok fakir bir ailesi vardı ve 4 yaşındayken çok zengin bir aile bu çocuğu evlatlık ediniyor. Ve zaten hani bu çocuktan da çok nefret ediliyor. Cringe kid diye biliniyor bu. Bayağı YouTube'da dalga geçilecek tarzda videoları var bu çocuğun. Ve bu çocuktan nefret edilme sebeplerinden bir tanesi de zaten internet ortamından para kazanmadan önce gerçekten de çok zengin olmasıydı zaten öncesinde. Hani bu çocuk iTunes'ta sattığı şarkılarıyla dediğim gibi MateTB gibi milyon dolarlar kazandı. Ve bu çocuk MateTB'nin onda biri kadar şarkı sattı iTunes'tan. Hani iTunes değil, iTunes'tan
MTV'nin 10'da biri belki 20'de biri kadar şarkı satıp milyoner oldu ve siz MTV'nin gerçek halini düşünün. Yani ne kadar kazanmış olacağını düşünün 13 yaşında. Bu çocuk da ayrıyetten 13 yaşında ve milyon dolarlar kazanıyor. Ve Jacob Sartorius'un da YouTube'da bulabileceğiniz bir videosu var. Bir tane fanı bir şeyler söylüyor Jacob'a ama Jacob hiç umursamıyor. Hani ağzında sakız var, böyle artist hareketler yapıyor. Tamam hadi git başından dercesine hareketler yapıyor. Ve YouTube'una da girdiğimiz zaman hani like dislike olayı da bu şekilde, bu çocuğun baya nefret ediliyor bu çocuktan. Hani özellikle de Ricegum baya bir nefret ediyor bu çocuktan. Ve hakkında birçok video yapıyor. Ve dediğim gibi Jacob zaten işinde başarılı olmadığı halde bu duruma geldi. Bu pozisyonu aldı. Ve bu yüzden de insanlar nefret ediyor. Şimdi hazırsanız size 10 yaşındaki bir çocuktan bahsedeceğim. Evan Tup diye bir tane çocuk var. Belki bu çocuğu bilmiyorsunuz ama bu çocuk gerçekten de yurt dışında çok popüler. Bu çocuğun 3 tane kanalı var. Hem ana kanalı var, bir yan kanalı var, bir de oyun kanalı var. Ve bu çocuk daha 10 yaşında. İzlenmelerine bakalım. İlk kanalının 3,5 milyondan fazla abonesi ve 2,5 milyardan fazla izlenmesi var. Diğer kanalının 2 milyondan fazla abonesi ve 1,5 milyona yakın, 1,5 milyon da değil 1,5 milyara yakın bir izlenmesi var. Ve oyun kanalının da neredeyse 850 bin abonesi ve 250 milyon izlenmesi var. Hepsini topladığımız zaman neredeyse 4 milyar 100 milyon yapıyor. Ve bu da dediğim gibi minimum, hani en düşük hesabımıza göre 4 milyon dolar yapıyor. Hani bu da en düşük hesaba göre. Hani bu çocuk değişik tarzda videolar çekiyor. Babası çekiyor zaten videolarını. YouTube'a atıyor. Hani kutu açılımı yapıyor. Çocukları ilgilendirecek şeyler yapıyor. Zaten bu çocuğu çocuklar izliyor. Bu yüzden bu çocuktan fazla nefret eden kitle yok. Çünkü bu çocuğu izleyenler çocuk. Bu çocuk kendi ürünlerini, kendi tişörtlerini ve oyuncaklarını satıyor. Ayrıyetten de çektiği oyuncak açılım kutularında, hani kutu açılım videolarında da ekstradan paralar alıyor. Ve bu çocuk daha 10 yaşında. Şimdi ben size Evan Tube'un ev turunu izleteceğim size. Ev turunda da sadece evin bahçesini göstereceğim. Eğer tamamını izlemek istiyorsanız Evan Tube Whole Store yazabilirsiniz. İşte arka bahçeye gidiyorlar ve arka bahçeleri de böyle. Hani şeye benziyor aynen, Meksikalı şey aileler olur ya, hani mafya babası olur. Onların evine benziyor ev. Swimming today, so there's like a little ledge right here you can stand on either side. İşte böyle bir havuzları var, böyle bir arka bahçeleri var. Ben de daldım, konuşmayı unuttum. Dediğim gibi bu çocuk da sadece YouTube gelirlerinden 4 milyon dolardan fazla kazandı. Ki evinin halini görüyorsunuz. Evi zaten en kötü 1 ya da 1,5 milyon dolarlık bir ev. Reklamlardan ve kendi ürünlerinden kazandığı parayı düşünün. Şimdi karşımızda Mark Thomas var. Mark Thomas'ın da 500 bin abonesi ve 500 bin aboneye karşılık 10 milyon izlenmesi bile yok. Ve gerçekten çok can sıkıcı bir durum bu. Bu Mark Thomas da iki önce bahsettiğim çocuk gibi, hani Jacob Sartorius gibi. Çünkü neredeyse her şeyleri aynı. Bu çocuk acayip nefret alıyordu herkesten ve 14-15 yaşında olmasına rağmen saçma sapan cinsel istismarlı hareketler yaptıktan sonra tamamıyla nefret edilen bir tip olmaya başladı. Ve ben de zaten bu çocuktan acayip kıl oluyorum, sevmiyorum bu çocuğu. Bir ara bunun YouNow yayınına mı ne denk gelmiştim, acayip gıcık oldum hareketlerine ya. Kendini çok beğenmiş bir çocuk. Hani kendine özel turlar falan yapıyordu, müzik turu olsun, böyle fanlarıyla buluşma turu olsun. Ama müzik kariyeri de zaten bitti bu çocuğun. Ama bu çocuk milyonlarca doları zaten kazandı ve hala Instagram ve Müzik Eli'den, hani Müzik Eli mi Müzik Li diye mi nasıl biliyorum, bilmiyorum nasıl söylendiğini, oralarda reklam başına 20-30 bin dolar para alarak reklam yapıyor. Ve fanlarına biraz açık, hani üstsüz fotoğraf yolladığı ifşalanmıştı bu çocuğun ama kariyerine fazla etkisi olmadı. İşte böyle, hani bilmiyorum, tipi bile benim sinirimi bozuyor bu çocuğun. Şimdi karşımızda Johnny Orlando var arkadaşlar. Hani bu çocuk da MTV gibi bayağı bir şarkı yaparak zengin oldu ama MTV ile aynı şeyleri yapmıyordu. Trap şarkılar yapıyordu ama MTV gibi remixler de yapıyordu başka insanların şarkısına. Ama kendi beatlerine daha çok remix yapıyordu. Bu çocuktan acayip nefret ediliyor çünkü bu çocuk acayip zengin bir aileden geliyor zaten. Çünkü çocuğun müzik kariyerinin geliştirilmesi için ailesi ciddi rakamları bağışladılar, yani bu çocuğun önde tutulması için, bu çocuğa şans verilmesi için. Şimdi bu çocuğun iki kanalı var. Bu kanalında 1 milyon 300 bin abonesi ve diğer kanalında da 500 bin abonesi gibi bir abonesi var. Ve toplamda neredeyse 300 milyon izlenmeye sahip. Ama bu çocuk şu anda ününe ün katmaya başladı. Son zamanlarda gerçekten de ününe artmaya başladı. Çünkü insanlar müziğini sevmeye başladı bu çocuğun. Johnny Orlando'nun kanalına girip müziklerini dinleyebilirsiniz. Bence yetenek var bu çocukta ve hani davranışları, hareketleri egoist değil bu çocuğun. Yani kendini beğenmiş bir çocuk değil. O yüzden bu çocuğa karşı benim bir şeyim yok, hani bir nefretim yok ama az önce gösterdiğim çocuğa karşı bayağı vardı. Şu Mark Thomas var ya, gıcıkıyorum o çocuğa ya. Şimdi karşımızda Tanner Fox var. Ben bayağı küçükken, hani 7. sınıftayken ve 8. sınıftayken bu çocuğun videolarını izlerdim.
Bu çocuk profesyonel scooter'cı ve 3,5 milyon aboneye yakın bir abonesi var. Çocuk yeni 16 yaşına girdi daha ve şu anda acayip zengin çocuk. Ve bu çocuk YouTube izlenmeleri, sponsorluklarından acayip para kazanıyor. Bu çocuktan da bayağı nefret ediliyordu hani küçük yaşında zengin olduğu için. Ama buzdağının görünmeyen tarafı ise çocuğun hak ederek kazandığıydı bu paraları. Hani zaten insanların konuşması çok kolay. Hani biri çıkıyor diyor ki bu çocuk bu kadar küçük, hani hak etmiyor parayı diyor. Biri çıkıyor bu böyle içerik üretiyor, bu hak etmiyor bunu diye. Hani buna insanların karar vermesi doğru değil. Hani eğer belli bir kitleye hitap ediyorsa bu kişi ve seviliyorsa, bir başkasının çıkıp kendini bir şey sanarak, kendini adam yerine koyarak birini alaşağı etmeye çalışması kendinin zaten adam olmadığını gösterir. Ama bahsettiğim gibi bu Tanner Fox gerçekten de hak eden bir çocuk. 3,5 milyon abone ve 400 milyonu geçmiş izlenmesi var dediğim gibi. Bu hani Mark Thomas gibi değil bu. O çocuk bayağı egoist, kendini bir şey sanıyor ve fanlarını bayağı kullanan bir çocuk. Hani ciddi olmak gerekirse bu Tanner Fox'un videoları gerçekten de çok güzel. Gerçekten çok eğlendiriyor. Ve zengin olduğuna inanmıyorsanız çocuğun 16 yaşına girdiği zaman kendine Nissan GTR aldı bu çocuk. Bu çocuk şu anda genel olarak günlük vlog yapmaya başladı. Hani eskiden daha çok scooter'la ilgili vloglar yapıyordu ama şimdi full life yapıyor. Yani tamamıyla günlük hayat yapmaya başladı ve en çok izlenecek olan günlük YouTuber'lardan birine çevirmeye başladı. Hani daily vlogger'lardan biri olmaya yolunda ilerliyor çocuk. Kanalına girip standlarıyla ve arabasıyla olan videolarını izleyebilirsiniz. Ama bu çocuğun gerçekten yakında adını duyacağınızdan da eminim yabancı YouTube'u takip ediyorsanız. Şimdi aslında 4 tane daha kanal var göstereceğim ama 2 tane daha gösterip bitireceğim çünkü video çok uzun oldu. Hani bu da ülkemizde olan kanallara benziyor. Prenses Elif gibi bir kanal. Zaten Prenses Elif de göreceksiniz Türkiye'nin en büyük kanalı olacak izlenme olarak. Bu kanalın 4,5 milyona yakın bir abonesi ve 8 milyara yakın bir izlenmesi var. 8 milyar izlenmek demek minimum 8 milyon dolar demek. Ve sponsorluklarını, turlarını, menajerliklerini saymıyorum bile. Hani tüm aileyi ön plana katan ama çocukların daha fazla ön planda olduğu bir kanal. 5-6 tane çocukları var ve bayağı iyi para kazandılar. Ayrıyeten bu kanalda dünyanın en hızlı büyüyen kanalı. Hani tüm kanalları geçin, her şeyi boş verin, en hızlı büyüyen kanal bu. Neyse arkadaşlar, tanıtmam gereken aslında 3 kanal daha var ama hepsini çok fazla uzun olduğu için söylemeyeceğim. Son bir taneyi daha söylemek istiyorum. Bu kanal da zaten oyuncak kutu açılımının imparatorluğu gibi bir şey. 5,5 milyondan fazla abonesi ve neredeyse 9 milyar izlenmesi var kanalın. Bu videoda bayağı bir kanaldan bahsettiğimiz için Social Blade verilerini gösteremiyorum size. O yüzden kanalların zaten ismini gösteriyorum, tek tek bakabilirsiniz Social Blade verilerine. Hani bu çocuk kanal sadece YouTube üzerinden 9 milyon dolardan fazla para kazanmış. Hadi bu 9 milyon dolar da minimum olan değerimiz zaten. Her zaman minimum değeri söylüyorum YouTube üzerindeki. Gerçekten çocuk yaşında, hani maksimum şu ana kadar bahsettiğimiz çocuk 15 yaşındaydı. Hani o da bir tanesi, diğerlerinin en büyüğü 13 yaşındaydı. Bu yaşlarda milyoner oluyorlar insanlar sosyal medya sayesinde, YouTube sayesinde. Ve bu gerçekten çok güzel bir şey. Umarım ülkemizden de böyle birileri çıkar. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla bu tür videolar gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Ve henüz kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.